Evet, bağlantımızı çok fazla bekletmeyelim Nazım abi istiyorsan. Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhanettin Basetemur bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, selamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Selamlar hepinize. Ve Hocam bizi izleyenlere. çok teşekkürler. Şöyle baktığımızda henüz mağlubiyetiniz yok. 6 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 68 Aksaray'la zirveyi paylaşıyorsunuz. Bir sezon değerlendirmesi rica edebilirsek nasıl devam ediyor şu an için? Sezon sizler adına. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir program yaptığınız için ulusal bir kanalda size ve kanalımıza teşekkür ediyoruz. Şöyle geçen yıl daha büyük bütçelerle yola çıkan bir Menemen BK kulübü vardı. Başında değerli hocamız Yılmaz Vural hocamız vardı. Daha büyük bütçeli ve daha hedefli bir takımdı. Playoff oynadılar ama olmadı. Bu yıl bizle görüşüldü ve biz anlaştık. 5 yıl aradan sonra Soma'dan ayrılıp Menemen'e geldik. Nazım Bey'in dediği gibi bir tık yukarıda biraz daha hedefi olan bir takım olduğu için buraya geldik. Başlangıç sezon başlangıcı çalışmalar iyi ama geçen yıla göre yarı yarıya düşen bir bütçemiz vardı. Hatta biz transferlere başladık. Bizim resmi sayfadan transferler yayınlanmaya başlandı. Altındaki yorumları okuyunca işte 3. lige hazırlık mı yapıyoruz? Niye hedef küçüldü? Bu takım geçen yıl böyle hedefliyken bu sene neden böyle yapıldı? Amaç 3. lig mi? Gibi yorumlar yapılıyordu. Ama antrenmanlar sezon başı iyi geçti. Lige de galibiyetle başladık. Bu da önemliydi. Özgüven açısından önemliydi. Yeni bir takım kurulmuştu. Genç bir takım kurulmuştu. Galibiyetle başlamak bu olumlu gidişatı hızlandıracak bir şeydi. Arka arkaya 4 tane maç kazandık. Çok belki farklı kazanmadık ama yani oyun olarak istediğimiz seviyeye yavaş yavaş geliyorduk. Aslında Vanspor maçını çok iyi oynamamıza rağmen 1-1 bitti içeride. Bu yılda bu haftada daha doğrusu yine çok zor bir deplasman ve çok iyi bir takım olan Elazığ'la top oynadık. Elazığ Spor Kulübü bizim grubun iyi futbol oynayan, ayağı futbol oynayan doğru takımlarından biri. Bunu da kazanınca tabii ki özgüven biraz daha yukarı çekildi. Ama dediğim gibi çok erken 6. haftayız. Bu şekilde başlangıç iyi oldu. İnşallah sonu da iyi olur. Levent'cim, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam şimdi enteresan bir galibiyet aldınız. Deplasmanda Elazığ Spor'u yendiniz ama galibiyeti enteresanlığı şurada. 31 maç sonra Elazığ Spor'a ve Sayın Hocam Bülent Yenihayat'a mağlubiyet tattırdınız. Hocam ne hissettiniz maçta? Evet. Ya bu çok maçtan önce de çok soruldu. Çok gündem oldu daha doğrusu. Hani Elazığ kulübünün büyük bir başarısı. Önce onu söyleyeyim. Bu mağlubiyet o başarıyı kesinlikle küçümseme ya da gölge etmez. Çok bu soru soruldu bize genelde bu maçtan önce. Ya nasip dedik olabilir. Her futbolda her şey mümkün aslında. Maça bir defa şunu söyleyeyim. İlk defa dolu bir tribün. Yani hiçbir yer, boşluk yer Ne yok. güzel. Müthiş bir taraftar. Ne güzel. Bizim Menemen'den iki otobüs gelmişti. Sağ olsun taraftarlarımız. Tam Menemen'den Elazığ'a gelmişlerdi. Yani müthiş bir atmosferde maç oynandı. Şöyle söyleyeyim. Yani doğru durduk. Doğru oynamaya çalıştık. O maça özgü oynamaya çalıştık daha doğrusu. Yoksa Elazığ'ın oynadığı bir düzen vardı. Bir oyun düzeni vardı. Ve uzun süre devam eden namağlubiyet. Tabii bu baskı da oluşturdu aslında Elazığ üzerinde. Evet. Yani bu konuşulunca, bu çok gündeme gelince gündem biraz farklı olmaya başladı. Biz yani bu şekilde değil. Bizim amacımız kazanmak. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz zaten. Bir hedefimiz var, amacımız var. Biz bundan bağımsız olarak maçı iyi oynayıp iyi bir şekilde tamamlamak için gittik. Ama bize nasip oldu, öyle söyleyeyim. Yani büyük bir gidişat vardı. Bu bize nasip oldu diyelim, öyle diyelim. Güzel bir maç oldu. Çok da teşekkür ediyoruz hem Elazığ Spor'a hem yönetimine hem taraftar. Tabii ki ufak tefek şeyler oldu ama sonuçta 31 maç sonra kaybetmenin verdiği bir şeydi. Taraftar Yani. bir reaksiyon gösterdi. Ama futbolda var bunlar. Futbol böyle güzel çünkü. Bir sorum daha var Tabii ki abi. Levent'im izin verirsen. Hocam Soma Spor'dayken boş zamanlarınızda millet çaya gider, kahveye gider, şuraya buraya gider. Siz Manisa'daki amatör kulüp maçlarına gider, oyuncu seçerdiniz. Nitekim de o oyuncuları da Türk futbolu kazandırdınız. Şimdi Menemen'desiniz. O coğrafya da aslında verimli bir coğrafya. Yine böyle amatör kulüp maçlarını takip ediyor musunuz? Yani bizim birinci havuzumuz, birinci önceliğimiz bal ligleri. Bal ligi ve amatör ligler. Bravo. Dediğiniz doğru. Bu yıl Elazığ'da üçüncü golümüzü atan oyuncumuz Erhan Öztürk. Yeşil Çivril Belediyespor'dan geldi. Öyle söyleyeyim takım ismini. İkinci lige geldi amatör ligden. İkinci lige geldi ve üçüncü golümüzü attı. Çok büyük olay Hani ya.
Evet. Burada da yavaş yavaş başladık. Süreç ve zaman içinde sayısal olarak daha da artacaktır. Burada da Menemen'de de artacaktır. Çünkü Menemen'de imkanlar ve şartlar daha iyi. İyi bir kulübüz. Başkanımız, belediye başkanımız çok ilgililer. Ben burada da o seviyede, Soma'nın bir üst seviyesinde burada çıkacağımızı düşünüyorum. Hocam çok Çok teşekkürler. teşekkürler. Başarılar dileyelim bundan sonraki süreçte de. Sadece yayın için değil, Burhanettin Hocam, Türk futboluna kattıklarınız için de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkürler hocam.